Evet değerli izleyenler, 6 Şubat'ta 11 ilimizi vuran depremlerin ardından bir kez daha Türkiye'de sivil toplumun, STK'ların, gönüllülerin belki kimi zaman devletten çok daha hızlı, çok daha organize bir şekilde harekete geçme kabiliyetlerine tanıklık ettik. Gerçekten gurur duyduk insanımızla. Bölgeye yardım götürebilmek için, yardım gönderebilmek için çırpınan binlerce insanımız, bölge insanının trajedisini, ızdırabını, acısını, içinde bulunduğu şartları bir nebze olsun dindirebilmek için 25 gündür büyük bir, onlar da hepimiz bir mücadele veriyoruz. Bölgenin tabii ki en temel ihtiyaçları belli. Depremin hemen ardından işin barınma tarafına, gıda tarafına son derece odaklanıldı. Bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışıldı. Hala da %100 giderilebilmiş değil, onun da farkındayız. Ancak depremin ardından geçen bu sürenin ardından tabii ki bu kadar acı, bu kadar ızdırap, bu kadar sıkıntı yaşamış, yokluk yaşamış, hayatı bir gecede değişmiş insanımızın artık en çok ihtiyaç duyduğu desteklerden bir tanesinin de psikososyal destek olduğunu biliyoruz. Bu desteği götürmeye aday pek çok da sivil toplum kuruluşu var. Özellikle çocuklar konusunda aksiyon almak isteyen bir vakfımız Sosyal Ben Vakfı. Ece Çiftçi Sosyal Ben Vakfı'nın kurucusu olarak hemen karşımda. Depremzede çocuklara umudu taşıyan bir tır hazırlığı içerisinde Ece Hanım. Kendi sosyal hesabınızdan, medya hesabınızdan da sürekli çağrı yapıyorsunuz zaten. Hoş geldiniz yayınımıza Ece Çiftçi. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu umut tırını konuşacağız. Hazırlıklar sürüyor. Talepleriniz, istekleriniz de var. Çünkü herkesin yapabileceği bir şeyler var. Onları ayrıca soracağım ama ben şöyle bir Sosyal Ben Vakfı'na bir girdiğim zaman o kadar güzel bir slogan, bir çağrı var ki orada. Siz seyirci olma, gönüllü ol diyorsunuz. Gerçekten bu herhalde günümüzün en önemli sloganı olabilir gönüllülük adına, STK oluşumları adına diye düşünüyorum. Çünkü maalesef sosyal medya çıktıktan sonra hani malum böyle bir tweet atıp bir şeylere bir merheme yara olduğunu düşünen çok fazla insan var. Hani onlara da malum sosyal medyada işte sosyal medya kalemşörleri deniyor silahşörden yola çıkılarak. Dolayısıyla eyleme geçmekten daha kıymetli bir şey yok herhalde değil mi Ece Çiftçi? Biraz açar mısınız bu sloganı? Tabii ki kesinlikle. Biz gönüllülüğü aslında aktif vatandaşlığın ki bugün de çok ciddi bir gündem olan bir kavram aktif vatandaşlık. Yani vatandaşlarımızın yaşadığı toplumdan sorumlu, duyarlı ve toplumsal sorumluluklarını yerine getiren bir profil olmalarını bekliyorsak ve istiyorsak bunun zaten yegane kaynağı gönüllü olmaları. Dolayısıyla da gönüllülük bu anlamda aksiyona geçmek, toplumsal sorunlara karşı ötekini beklemeden kendi imkanları doğrultusunda hareket edebiliyor olmak demek. Biz bunu Türkiye'deki gönüllülük kültüründe daha çok afet ve acil durumlarda çok topyekun bir şekilde görüyor olsak da aslında gönüllülük kültürünün özellikle de gençlerde çok ciddi bir şekilde son dönemlerde yükseldiğini de görüyoruz. Ve biz bu noktada seyirci değil gönüllü ol tarafında da bir taraftan da desteğin, yardımın, gönüllülüğün büyük küçüğü olmaz. Yeter ki bir yerden kişilerin tutmasını, bir yerden başlamasını arzu ediyoruz. Ki bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de pandemi sürecinde dijitalde yapılan gönüllülüktü. Bazen sahaya inemesek de, sahada olamasak da bir tık üzerinden de yaratabileceğimiz değişimler, destek verebileceğimiz süreçler oluyor. Ki şu anda da yaşadığımız afetle de bu süreci yakından görebiliyoruz. Evet, herkes sahaya inmek, herkes sahada bir şey yapmak istiyor. Ama bu noktada dijitalin de gücünü unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla gönüllülük bizimle birlikte her yerde. Yeter ki başkasından, ötekinden beklemeden harekete geçebilelim. Bu da zaten orta ve uzun vadede ülkemizdeki aktif vatandaş profilini güçlendirip arttıracaktır. Şimdi onu nasıl daha da güçlendirebiliriz onu da konuşacağız ama gençlerden yana gerçekten çok umudumuzun arttığı da bir dönemin göstergesi oldu bu deprem. Ne kadar kendi içinde bir büyük felaket olsa bile canla başla çalışan gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Dijitalin gücünden söz ettiniz ama siz fiziksel olarak bölgeye bir tır götürüyorsunuz değil mi Ece Çiftçi? Biraz açar mısınız? Nasıl bir hazırlık ve plan içerisindesiniz? Şöyle, Sosyal Ben Vakfı olarak bir umut tırı yolculuğunun içerisindeyiz. Çünkü evet, dijitalin
önemi, dijitalden yaratılacak faydalar zaten ortada. Fakat akut ve acil müdahale süreçlerinin özellikle de psikososyal destek tarafında sahada bulunmak ve sahada olmak gerekiyor. Ve bu noktada da Sosyal Ben Vakfı olarak akut ve acil müdahale geçtikten sonra, yani bu da ortalama 40 ile 50 gün arasında değişmekle birlikte sahaya uzmanlık alanımız doğrultusunda inebiliyoruz. Ve indiğimiz zamanda da sosyal yani araya giriyorum Ece Çiftçi, ama siz özellikle temel ihtiyaçların giderilmesi için bir zaman bırakıyorsunuz bölgeye. Doğru mu anladım? Evet. Tamam, bu önemli. Evet, dediğiniz yani çok doğru. Çünkü temel ihtiyaçların karşılanması ve ardından psikososyal desteğin devreye girmesi çok daha sağlıklı tamam, bir süreç. Tamam, biz şimdi sahneye şimdi çıkacağız biz. Bizim zamanımız şimdi geldi, evet, diyorsunuz. Evet, evet. Evet, buyurun. Aynen öyle. Dolayısıyla da bu anlamda önce çıkmak zaten zarar verir. Bu anlamda da dediğiniz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmayı planladık. Ve bu anlamda da bu atölye çalışmalarımız aslında bizim beceri geliştirme üzerineydi. Afet ve akut müdahale bölgelerinin dışında yaptığımız çalışmalarda. Fakat uzmanlık alanımız doğrultusunda deprem bölgelerinde de, afet bölgelerinde de bunu psikososyal destekle sağlayabiliyoruz atölyelerimizle. Ve bu umut tırı yolculuğunda da psikososyal desteği şu an deprem bölgelerindeki ihtiyaç analizine baktığımız zaman bir önceliklendirme yapamıyoruz. Şu an bütün bölgenin buna ihtiyacı var. Hatta ülkemizin genel olarak buna ihtiyacı var. Çünkü hepimiz direkt olarak veya dolaylı olarak bu süreçten psikolojik anlamda etkilendik. Peki tır nereden başlayacak? Nereden başlatıyorsunuz bu şeyi? Adana'dan başlayacak. Adana'dan. Yani merkez Adana. Adana'dan başlayacak. Evet. Adana'dan başlayıp bütün rotayı yapıyor olacak ve içinde Sosyal Ben'in atölyeleri olup bu deprem illerinde durup çocuklarla temel psikososyal desteği sağlayacak. Ve öyle de güzel bir zamana geliyor ki son durağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 5 Nisan'da İstanbul'dan yola çıkıyorsunuz ya da 4 Nisan'da mı? Nasıl bir plan yaptınız? 4 Nisan'da rotamız şu şekilde. 4 Nisan'da hatta belki 3 Nisan'da tır yola çıkacak ve 5 Nisan sabah 9.30'da atölyelerimiz Adana'da başlıyor olacak. Şimdi biraz o atölyeleri de açalım. Bu atölyelerin her birinin bir psikososyal destek amaçlı olduğunu biliyoruz. Çünkü siz zaten 10 yıldır hep dezavantajlı bölgelerde çocuklarla buluştunuz, evet, kavuştunuz. Onlara bu desteği hani onların anlayacağı dilden, talep ettiği dilden götürdünüz. Biraz açar mısınız? Bu sefer mutlaka tabii daha ki zenginleştirdiğiniz bir içerik de olabilir diye düşünüyorum. Neler kattınız deprem travmasına yakalanmış çocuklara özel daha farklı bir içerik üzerinde çalıştığınızı uzmanlarla tahmin ediyorum. Evet, evet. Deprem bölgelerinde uzman psikologlarımız eşliğinde atölye programlarımız her seferinde güncelleniyor. Dolayısıyla bu anlamda çocukların travmalarını tetiklemeyecek malzemeler ve atölye içerikleri olmasına zaten ilk günden beri özen gösteriyoruz. Çünkü bazen bir akışkan boyanın bile çocuğu sürükleyebileceği bir sürü farklı tetikleyici travmalar olabiliyor. Ve dolayısıyla da önceliğimiz atölye içeriklerini zenginleştirmek ötesinde biraz daha sabit etkinlikler üstünden travmayı tedavi edebilecek, psikososyal anlamda tedavi edebilecek etkinlikler koymak oldu, düzenlemek oldu. Dolayısıyla akut ve acil müdahale gerektiren böyle yaparken normal zamanda zaten taşımalı eğitimdeki çocukların ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları doğrultusunda atölyelerimizi yönetiyoruz. Umut tırının içinde icat, spor, resim, müzik, yaratıcı yazarlık, oyun ve evet 6 atölyemiz olacak. Bunların uygulayıcıları da herhalde uzmanlar değil mi Ece Çiftçi? Bu anlamda da çağrı yaptığınız gönüllüler hem belki bu meslek sahipleri, işin finansal sürdürülebilirlik konusuna da ayrıca soracağım. Ama hani kendi hesabınızdan yaptığınız çağrı kimleri kapsıyor Ece Hanım? Bu çağrı birinci olarak gönüllü olarak sahada katılmak üzere bölgedeki gençleri kapsıyor. Çünkü bizim atölyelerin yürütülmesinin dışında operasyonel gönüllülük desteğine de ihtiyacımız var. Ve şunu her zaman biliyoruz ki bu tür travma süreçlerinde her zaman
başkası adına bir şeyler yapabiliyor olmak herkese iyi geliyor. Dolayısıyla bizim bölgede de gönüllülerimiz var ve yeni gönüllüler için de çağrı çıkacağız. Dolayısıyla bu anlamda genç gönüllüleri bekliyoruz. İkincisi, yani kimler zaten başvurabilir? Bir şöyle bir kriter çizelim. Tabii 18 ile 30 yaş aralığındaki herkesi bekliyoruz. Tüm gençleri bekliyoruz çocuklarla buluşmaya. Evet. Şöyle bir baktım, 18 günlük bir seyahat olacak bu deprem bölgelerinde. Evet. Hani anlıyorum aşağı yukarı 1-1,5 gün bir konaklama değil mi her gittiğiniz yerde? Nasıl bir akış doğru çizdiniz? Doğru. Rotada. Her gittiğimiz yerde 1,5 günlük bir tırın sabit kaldığı nokta olacak ve ondan sonra diğer il için harekete geçiyor olacak. Ben bu anlamda gönüllü çağrısının neden gençleri kapsadığının da altını çizmek istiyorum. Herkese tabii ki bu süreç açık ama özellikle çocuklarla çalışırken gençlerin çocuklar üzerinde çok ciddi bir rol model etkisi oluyor. Dolayısıyla da bu anlamda bu etkiden faydalanarak atölyelerinde bu anlamdaki destek verimliliğini arttırmayı öngörüyoruz. Ece Çiftçi, ben çocuk sahibi bir insan olarak hiç sorgulamadım. Yani gerçekten de hani 40 yaşında, 50 yaşında değil de mümkünse olabildiğince genç insanlarla bir arada olmak istiyorlar. Bir şekilde kalpleri, gönülleri gençlere daha açık çocukların. Hani onu çok gözlemliyoruz biz anne babalar olarak. O yüzden doğru bir seçim 18 ve 30 arası gerçekten de. İşin finansal tarafı da var Ece Hanım. Ne yapıyorsunuz sosyal bende o finansal tarafta? Nasıl? Ya bir 10 yılı devirdiniz. Tebrik ediyorum. Evet. Bu iş yani sadece gönüllülükle olmuyor ki. Yani o tırın dolması lazım. O tırdaki malzemeler var. Yani bunların hepsi finansal açıdan da ciddi bir destek istiyor. Nasıl başarıyorsunuz bu sürdürülebilirliği? Neye ihtiyacınız var? Daha da başarmak için. Sosyal ben sizin de bahsettiğiniz gibi 10 yaşında aslında çok yeni nesil bir sivil toplum örgütü ama bünyesinde de kendi sürdürülebilirliğini oluşturmak üzere iki tane sosyal girişimi var. Sosyal ben iyiliğe açılan mağazası, sosyal ben store ve sosyal ben akademi olmak üzere danışmanlık hizmeti verdiği. Ve normal süreçte bu iki marka ve sponsorlarımız, global partnerlerimizle birlikte vakfın sürdürülebilirliğini sağlıyor. Fakat tabii umut tırı yolculuğu ve bu deprem hepimizin olduğu gibi planladığı bir süreç olmadığı için ben bu anlamda sosyal medyanın iyilik ve birleştirici gücünü kullanmak istedim. Çünkü şu an bir fonumuz yok ama bunu hep birlikte yaratabiliriz. Dolayısıyla da iki gün önce de kampanyayı başlattım ve yani gerçekten bağış listesini görmenizi çok isterim. Böyle harçlığını gönderenler, işte elinden ne geliyorsa o kampanyayı aktarmak isteyen şu an 110 bağışçı var ve bu katlanarak da artacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bununla birlikte tırın hareket edebilmesi için tek eksik sizlersiniz dedik. Ve bu anlamda da bütün markaları ve şirketleri bu anlamda büyük küçük demeden destek vermeye davet ediyoruz. Biliyoruz şirketler de bu anlamda ellerinden geleni yapıyor. Bir taraftan da fon sağlama anlamında da hani bir çaba içerisindeler. Ama Umut Tırı da bu noktada planlarımız doğrultusunda ana sponsorları ve destek sponsorlarıyla para ve bütçe toplandığı dahilinde hızlıca yolculuğuna çıkacak. Düzenli bağışçınız var mı sosyal ben olarak Ece Hanım? Normal şartlarda olan zaman. Markalar evet. Evet. Çalıştığım bir tane global marka. Bizim aynı zamanda da yatırımcımız, bireysel destekçilerimiz ve düzenli destekçilerimiz de evet bizimle birlikte bu süreçte 10 yıldır bizi yalnız bırakmadılar. Evet, ama ihtiyaçlar bitmiyor. Dilerseniz buradan sosyal beni ilk kez duymuş ya da duymuş olsa bile ne yaptığınızı tam bilmeyen iş insanlarına, sektör temsilcilerine, tüm insanımıza bir duyuralım. Yani şu son 10 yıl bir vakfın sürdürülebilirliği açısından çok etkili ve etken olduğunuzu anlıyoruz. Ne yaptınız? Nerelere gittiniz Ece Hanım? Şöyle bir hızlıca bir toparlayın. Anlatın yani. Tabii ki. Sosyal Ben Vakfı bugün Türkiye'de 76 ilde 11 ülkede 1134 gönüllüsüyle sahada çalışmış ve 55 bin çocuğun hayatına dokunmuş çok yeni nesil bir sivil toplum örgütü. Biz 7 ile 13 yaş aralığında taşımalı eğitimde öğrenim gören çocukların yeteneklerini keşfedip, güçlendirip yönlendirdiğimiz
bir eğitim programımız var. Aslında biz kendimizi çok özetle köy enstitülerinin modern hali olarak tanımlıyoruz. Yani biraz açın lütfen mesela dezavantajlı bölgede gidip sunduğunuz şey nedir çocuklara? Tabii. Taşımalı eğitim demek aslında çocukların kendi köyünde okulun olmaması demek. Ve Türkiye'de böyle öğrenim gören yaklaşık 1.4 milyon öğrenci var. Bu öğrenci grubunun çeşitli kültürel ve sanatsal aktivitelere erişmesi de ekonomik ve fiziki anlamda bir o kadar sınırlı. Yani bir resim atölyesine katılmak istiyorsa, herhangi bir enstrüman ve müzikle ilgilenmek istiyorsa ilçe ve il merkezine inmesi gerekiyor ve bu da çoğu zaman ne fiziki anlamda çok mümkün olabiliyor, beraberinde de ne de ekonomik anlamda. Dolayısıyla da sosyal ben bu çalışmalara erişemeyen beceri, yetenek bazlı, beceri geliştirme ve yetenek güçlendirme bazlı aktivitelere erişemeyen çocuklara bu aktiviteleri kendi bünyesinde götürüyor. Örneğin müzik atölyesiyle aslında orta ve uzun vadede müziğe yeteneği olan çocuğun keşfedilmesi, yeteneğinin keşfedilmesi atölye üstünden konservatuarla birlikte bunun yönlendirilmesi ve sonrasında da eğer çocuk ve aile bu anlamda devam etmek istiyorsa da bunun bir kariyer haline dönüşmesi için biz rehberlik ediyoruz. Tabii ki bu rehberlik sürecinde de destekçilerimiz de bize bu anlamda, finansal anlamda bizim yanımızda oluyorlar. Mesela yurt içi yurt dışı nerelerde çocuklara dokundunuz Ece Hanım? Yeteneklerini ortaya çıkarmak adına, psikososyal destek verebilmek adına. Yurt dışında 11 ülkede çalıştık. Buna Ürdün'de Birleşmiş Milletler kampından, Afrika'da Gambiya, Moğolistan, Kamboçya, Nepal, Doğu Makedonya'daki Yörük Türklerine kadar yurt dışındaki saha çalışmalarımızda eğitici eğitimi de yaparak öğretmenlere aslında yaptığımız programları teslim ettiğimiz bir sürecimiz var. Türkiye'de de açıkçası taşımalı eğitim Türkiye'nin dört bir tarafında, 7 bölgesinde de var. Dolayısıyla İstanbul'dan Iğdır'a kadar, Antep'ten Trabzon'a kadar Türkiye'de birçok yerde çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Tabii afet bölgelerinde yaptığımız şey biraz daha hatta tamamıyla atölyeler araç olarak kullanıp psikososyal desteği eğitim ve öğretimle birlikte çocuklara sunabiliyor olmak. Peki. Şimdi burada sürdürülebilirliğin temelinde finansal nakit akışının devam ediyor olması lazım. Bu konuda düzenli bağışçılarınız var ama bahsettiğiniz içeriği oluşturmak için o nakit akışının devam etmesi de gerekiyor. Hatta artması gerekiyor ki daha fazla insana dokunun. Bir de tabii özellikle ki, umut turu için. Umut turu için özellikle bu noktada yeni bir nakit akışına ihtiyaç duyduk diyorsunuz. Biz bunun altını bir kez daha çizelim. Özellikle bu konuyu açıyorum. Bir ekonomi kanalında şu an yayın yaptığımız için mutlaka sosyal beni Ece Çiftçi'yi tanıyanlar da çoktur. Bölgeye kalkacak, deprem bölgesini boydan boya turalayacak bir tırın, bir umut tırının organizasyonu kendisinde efendim. Binlerce çocuğa ulaşacaklar. Deprem bölgesinde ne kadar çocuk, herhalde 1 milyonun üzerinde değil mi en az Ece Hanım bu arada? Deprem bölgesinde yayınlanan raporlara göre 4.3 ile 4.6 milyon çocuğun direkt etkilendiği söyleniyor. Dolayısıyla da biz de bu anlamda tıra katılacak olan çocukların hayli yüksek olacağını bekliyoruz. Evet. Çünkü bölgeden aldığımız gönüllerimizden ve öğrencilerimizden geri bildirimler doğrultusunda da gerçekten hani çocuklar da bu anlamda okula dönmek, kültürel, sosyal aktivitelerle birlikte bir parça da olsa acılarını tedavi edebilme yönelik çok ciddi bir ihtiyaç duyuyorlar. Peki. Çok kısa gönüllülüğe değinelim Ece Çiftçi. Yine Sosyal Ben Vakfı'nın sitesine bakarsanız çok güzel bir slogan var. Sorunlu değil, sorumlu nesiller için gönüllülük demişsiniz. Ben burada çift taraflı anlıyorum. Hem gönüllerin desteklediği çocuklar açısından onları toparlamak, ayağa kaldırmak açısından diyorsunuz. Ama bence gönüllü olan, gönüllülük içerisinde yer alan çocukların da o sorumluluğu aldıktan sonra herhalde psikolojik durumlarının çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. Hani siz o sloganı yazarken ne demek istediniz? Benim anladığımı söylediniz. Çift taraflı mıdır fayda orada? Kesinlikle. Hatta biz genelde gönüllülüğü uygularken hep
katılım sağlayan, gönüllülüğü uyguladığımız kitleye faydamız olduğunu düşünürüz. Ama en çok da gönüllülüğün kişinin kendisine faydası var. Yaşadığı toplumu tanıması, toplumun sorunlarında çözümün bir parçası olması, sadece bireysel olarak değil bir takım etrafında çözümün bir parçası olması ve hepsinden de önemlisi bence doğru iletişim kurabiliyor olmasıyla birlikte kendi bir sürü becerisini de geliştiriyor. Dolayısıyla ben hani gönüllülüğü çok kıymetli bir ilaç olarak görüyorum. Ne güzel. Doğal bir ilaç hem de. Dolayısıyla lütfen kimse çekinmesin katılmaktan, bir parçası olmaktan. Bu sadece sosyal ben için değil, ülkemizdeki bütün sivil toplum örgütlerinin güçlü katılım mekanizmalarına ihtiyacı var. Ece Çiftçi, çok çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Umut tırının yolu da açık olsun. Hem umut dağıtsın çocuklarımıza hem yüzleri güldürsün inşallah. Buradan bir kez daha Sosyal Ben Vakfı'nın umut tırını bölgeye kaldırmak için hem gönüllülere hem de finansal açıdan sürdürülebilirlik sağlaması adına desteğe ihtiyacı olduğunu duyurmuş olayım. Bir kez daha altını çizeyim. Yolunuz açık olsun Ece Hanım daima. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da bu anlamda bir görünürlük verdiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. İyi yayınlar. Bir arada her zaman görüşmek üzere diyoruz. Evet, burada da noktalıyoruz gün ortasını değerli izleyenlerimiz. Yarın saatte 12'yi gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek sağlıkla kalın, umutla kalın.